Eski IMF Başkanı Dominic Strauss-Kahn'ın başı dertten kurtulmuyor. Amerika'da bir otel görevlisine tecavüz suçlamasıyla uzun süre gözaltında tutulan Strauss-Kahn hakkında açılan dava delil yetersizliği gerekçesiyle düşmüş olsa da bu olaydan 7 ay sonra şimdi de aynı doğrultuda kamu davası açılıyor. Otel görevlisi Nafis Soto Diallo bu davada kurban olarak anılmak için harekete geçti. Önceki gün organize fuhuş çetesiyle ilişkisi olduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan ve Lille kentinde sorgulanan Strauss-Kahn, 100 bin euro kefaletle serbest bırakılmış, adli denetim altında tutulması kararlaştırılmıştı. Hukuk uzmanları Diallo'nun avukatlarının Lille'deki davayı Kahn aleyhinde kullanmaya çalışacağını, buna karşın Kahn'ın avukatlarının ise her iki olayın birbirinden bağımsız olduğu şeklinde savunma yapacaklarını söylüyor. Strauss-Kahn, IMF başkan olduğu dönemde Paris, Lille ve Washington'da önemli iş adamları tarafından kendisi için düzenlenen organize fuhuş partilerine katılmak ve bunun karşılığı bu iş adamlarına çıkar sağlamakla suçlanıyor. Amerika'daki skandaldan önce Strauss-Kahn, Cumhurbaşkanlığı seçiminin en şanslı adayı olarak gösteriliyordu. Bir Fransız kadın gazetecinin benzer iddialarla Kahn hakkında açtığı dava, zaman aşımı gerekçesiyle düşmüştü.